Otello sendromu, gödökçülüksüz ve patologiki gavancanlık. Romantik katlaşıklarda gavancanlık adı zattır. Mesele, gödökçülüksüz hemişelik ve sağlıksız yağdayı gelmeydir. Bu yağdayı döneninde gavancanlık o kişiye, dine alad etmekten çıkar. Sonra Otello sendrom deyip adlandırılan hakiki mesele örüller. Psikologlar bu yağdayı aldoğulu gavancanlık hem deyip adlandırıyorlar. Otello sendromu aldoğu ya da gavancanlık bilen hasetlendirilen psikotik keseldir. Adeti lukmançılıkta psikiyatrik ya da nevrologik nesaldıklar sebeple yüze çıkıyor. Edebiyatken gavancanlık keselinin setirleri bilen doğrudur. Oların biri Shakespeare'in Otello oyununda peyda oluyor. Shakespeare bu oyununda sindromun nuskovu misalini kesitliyor. Spektakılda baş kahraman Otello, ayali Desdemona'nın kapırdığından şüpheleniyor. Öz teorilerine Shelley'e inanıyor olup onu öldürüyor ve son özünü öldürüyor. Hakikat, ayalının öldürülmeyini hem öz için alayan hareketlerinin çeşmesi bu sindrom oldu. Sonun için aldoğulu gavancanlık Otello sindromu deyip adlandırılıyor. Otello yağlı yan yoldaşlarına şüphe bilen, anlamsızlık bilen karayan adamlar tarihte de günümüzde de vardı. Bu adamların fikirlerinin öz hıyallarından başka faktiki esasları yoktur. Psikiyatra salgılanma kitaplarında bu sendromun seyrek yatlanmalı seyrektir. Ve bu seyreklik hakiki durmuşta da bu sendromun seyrekliğini anlatmıyor. Sindrom iki cinsde de has köp kavat edilendir. Şelede otu klinik tecrübelerde erkeklerde ayarları aranı has köp kavat edilendir. Otello sindromu ile ecir çeken adamlar düğünün manisiz hareket edilir. Başka çaydırlarında şahsiyet, inançlarının soğutlanmasının bardığına karamadan görmek isteyen adam görüyor. Katnaşıktaki en ulu aladası yoldaşına dönüklük edecek soğutlanmaları içkin gözlemektir. Yoldaşının cüvü telefonunu ve kompüterine seyredeyler. Olardan ıgıdıderil işleri vardı soruyorlar. Aldığı tasdiklemek için sahilçe düşündürüşle ulanıyorlar. Neyse yoldaşını tıynamak ve onu işte tutmak için köp tağal ediyor. Hakikattanın bu kadar uçuruk sindromun alamatıdır. Otello sindromunun sebepleri. Şu neçeli bu sindromun sebeplerini düşündüren doğru gözlemler yoktur. Şeyle de olsa yağdayın ösmeğine tesir eden köp faktörler vardır. Bunların kaveri, arakorluk, demans, şizofreni ya da endiktir. İspirtli içkilerden başka da amfetamin ve kokain ulanmak gavancanlığa sebep olup bilir. Bu yağdayda aldoğulu fikirler güçlenir. Bu fikirler maddeler bef edilenden sonra da devam ediyor. Kavr bilermenler bu sindrom ile beyninin zehirlenme arasında bir bağlantı var diye hesaplayarlar. Bu sindromun fizyolojik olup bilecektiğini anlatıyor. Sindrom akıl hastalığı olmadan adetçe 40 yaşlarda da yüze çıkıp bilir. Yani ondan yumuşak gavancanlık hücumları olup bilir. Görünüşü birden duydansız olsa da bu bir neçe aylık ösen şüphelerin tarihi ile ütkaşıyor. Otello sindromu neyle beceriliyor? Artık maç gavancanlık iyiçilik duygusunu belgeliyor. Bu elementler ile katlaşıklar köplenç zorluklu hücumlara, izarılmağa, azar verilmeğine ya da has ervet yağdaylara sebep olup bilir. Otello sindromunu baştan geçiren adam zorluklu olsa, tövrenindeki başka adamlara hem zeper yetirir. Becergenin ilki Otello sindromunun esas sebeplerini derinlemek bile başlap olur. Aladağının bozulmağı, neşekeşlik ya da nevrologik keseller sindromu döreceğin olsa, yüze çıkarılmalı ve yok edilmeli. Otello sindrom adamın psikolojik tarihine ve sindromun derecesine bağlılıkta an düşünce hasret terapiyesi ya da derman becerisi bile dolandırılıp bilinir. Bu usuller patologik gavancılığı olan adamlara anlamsızlığı ve gözükçülük meyillerini yenip geçmeye kömek edip bilir. Beceri doğrunda adamın maşkalasının ve yan yoldaşının koltuğuna mehtaçtır. Görüşümüz yerli Otello sindromu çınlakay meseleleri dörüdüp bilecek bir keseliler. Kıynansam Otello sindromu kesitlemesine ve yerleşen yerinde nevellikler sebeple doğru düşünülmeyer. Nesaların ve teorinin nakilerin baştan geçiren kıyınçılıklarının ulluğunu gözümüne tutup bu yağdaya üns vermeli derliği düşünüklüdür. Mehriban dostlar, bu videomuzun sonuna geldik. Video gönlünüzden turan olsa like basıp dostlarınız ile paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olsanız da hoşal olurdum. İndiki videoda görüşeceğiz. Hoş, sağ olun.